uzun bir süredir boğa ayı tartışması vardı ve benim fikirlerim bir yıldan fazladır aynı. Bunu da gerek videolarla gerek tweet'lerle anlattım. Ta geçen sene Eylül ayına gidelim. Burada Bitcoin 18-19 binlerdeydi. Ayı piyasası henüz bitmedi. Dolar maliyet ortalaması yapıyorum demiştim. Sonra Binance'in FTX'i satın almasıyla piyasa bir anda toparladı ve yılın en büyük boğa tuzaklarından biri olabilir dedim. Ve uzun bir thread yazdım. Şort açtığımdan bahsettim. Ve 24 saat içerisinde mumu görüyorsunuz. Yeniye gelelim. Boğanın başlamadığı konusunda ısrarcıydım. Size aylardır buradan boğa beklemek çok iyimser. Ayı piyasaları sıkıcıdır diyordum. Hatta pamparağmen dedim ki insanlar batıyorsak neden 30 metre yukarıdayız kardeşim diyorlar. Daha yeni tweetlerin birinde Yaklaşık 5 ay önce de Bir nokta koydum tam o sırada yükseliş olmuştu. İnsanlar boğa başlıyor diyordu. Ama erken dedim. Gerçekten de nokta koyduğum yerdeki gibi yükselmeye devam etti ve şimdi oradan döndü. Şu ana kadar uzun vadede yaptığım projeksiyon doğrulandı. Artık o grafikteki noktayı biraz daha ileri alabiliriz. Bu da ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Hala erken ama sayılı haftalar kaldı. Bundan sonraki vaktimizi kaliteli projeler bulmaya adamalıyız. Çünkü boğa piyasası coin bulmak için doğru zaman değil. Doğru zaman ayı piyasası. Bu ay piyasasında işimiz çok daha zorlaşır. Çünkü iyi proje ile kötü projeyi ayırt etmemiz zordur. Sürekli yeni projeler çıkar, dolandırıcılar artar. Mim coinler şako tokenları tavan yapar. Çünkü piyasada büyük bir iştah, büyük bir aşk gözülük var. Özellikle böyle zamanlarda insanlar dolandırıcılıkları çok daha kolay yutarlar. Çok daha kolay yerler ayı piyasasında bitcoin çökmüş, kriptolar çökmüş, adamın portföyü %80 değer kaybetmiş. İşte bitcoin kazanmak ister misin milyoner edecek şaka coin der ki ya yürü. Ne ya? Allah Allah. Ama bu arada her gün ATH yapıyor, millet parayı kırıyor, adam Twitter'da bir geziyor, millet şu kadar kazandım, bu kadar kazandım, şu kadar X yaptı, bu kadar X yaptı. Evet evet. Söyle bana hangi şaka coin'i? Bir platform duydum buraya direkt gireceğim. Parayı yatırıyorsun bir gecede paranın üzerine %50 ekliyor. Boğada yemeleri daha kolay. Şimdi projeler ayı piyasasında inşa edilir. Meyveleri boğa piyasasında yenir. Haliyle ayı da olduğumuz için şanslısınız. O zaman boğada meyve verebileceği coinlere bakalım. Büyükten küçüğe doğru gidelim. Kanal takip edenler bu cümleyi çok söylediğimi biliyorlar. Tekrar söylüyorum. Ethereum için 10 bin dolar kolay bir hedef. Emir bunun neye dayanarak söylüyorsun diyorlar. Bazen anlatıyorum. Anlatıyorum. Verileri söylüyorum. Bunlar alışmışlar. Kafa, kol, omuz, baş. Sürekli çizgi çekip duran insanlara olayın gerçek yüzü hakkında fikir sahibi değiller. Projeye, teknolojiye, protokole, token ekonomisine, token alakasyonuna, enflasyona deflasyona, on chain verilere göre söylüyorum. Ama kanala yeni gelen varsa şaşırabilir. Durun. Aha. Rahat bir nefes aldıysanız şimdi gerçekleri konuşmaya başlayabiliriz. Para ve haber, teknik analizi, bozar. Aklıma hep Mahsun Karaca'nın çizgiler çektiği video geliyor. Şimdi buraya gelelim. 22 milyon adet Ethereum stake edilmiş. Bunun da değeri yaklaşık 40-50 milyar dolar. Ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. 700 bin validator yani doğrulayıcıyla merkeziyetsizlik konusunda hala mükemmel olmasa da projelerin %98'inin önünde. Bakın aşağı inelim. Stake edilen kilitlenen Ethereum çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu da bize gösteriyor ki insanlar satmak için değil artık Ethereum'u tutmak için alıyorlar. Ethereum değerinin altında bir de bunların üzerine Ethereum şu an deflasyonist yani kullanımı o kadar fazla ki üzerinde o kadar fazla uygulama var ki üzerinde binlerce uygulama var ve hepsinde gas olarak Ethereum alınıyor. Yani yakılan Ethereum çıkarılan Ethereum'lardan daha fazla. Bu da arzın zamanla azalmasına, Ethereum'un deflasyonist olmasına yol açıyor. Gelelim grafiğe. En ufak bir talepte Ethereum'da arz şoku gelebilir, büyük bir pump gelebilir anlamına geliyor. Kriptolar hala özellikle şu an ucuz. Silikon vadisinin batmasıyla Bitcoin'e büyük bir para girişi olmuştu. Bu da bize gösteriyor ki finansal sistemde herhangi bir problem olduğunda güvenli paranın ilk tercih ettiği yerlerden biri Bitcoin e, hala bankacılık sistemine güvenen oldukça kişi olduğunu, insanların %99'unun on çeyin işlem yapmadığını düşünürsek daha burada gidecek çok yolumuz var. Hükümetlere ve merkez bankalarına olan güven azalıyor ve bunun tersine dönmesi, ateşlenmesi o kadar kısa sürede olur ki sadece bir iki olaya bakar insanların güveninin tamamen yitirilmesi. İnsanlar beklediğinizden çok daha kolay bir şekilde güven kaybederler. Özellikle iş paraya geldiğinde şu anki itibariyle para sistemi tamamen güvene dayalıdır. Neden? Çünkü dayalı olacağı başka bir şey yok. Altına dayalı para sisteminden uzun süre önce çıktık. Şu anki itibari para sisteminde bütün para birimleri hiçbir şeye dayalı değil. Hükümetlerin bana güven demesi dışında. Diğer kriptolara geçelim. Çok kısa portföyde bir adet merkeziyetsiz borsa DeFi platformu olmalı. İlk 20'de bakın hiç yok. En üstte buraya en yakın Uniswap var. Ha bu arada Quantfury'den sağ üstte emir yazarak izleme listeme bakabilirsiniz demiştim. Buraya Uniswap ekledim. Şimdi koy Market e gelelim ve aşağı doğru inelim. İlk 20'de hiç merkeziyetsiz borsa olmaması bakın burada kolay 3-4x anlamına geliyor. Çünkü bu platformlar, bu sektör tüm bankacılık sektörünü yerinden etmeye çalışıyor. Başarılı olan bir iki tanesi devasa olacak. Uniswap dedik. Aave var. Birkaç tane daha var. Portföyde yer verilebilir. Gelelim kripto türevleri kanalı takip edenler şu an yaklaşıyor yaklaşmakta olan diyor. İlk defa bu videoyu izleyenler türevler nedir diyor. Türevler, sentetik varlıklar dünyadaki herhangi bir varlığın fiyatına bağlı sentetik varlıklardır. Büyük fonlar, bankalar vesaire sentetik varlıkları çok fazla kullanırlar. Bunun birçok sebebi var oraya girmeyeceğim. Ve finansal türevlerin hacmi trilyonlarca dolar. Bakın milyonlar, milyarlar demiyorum trilyonlarca dolar. İşte blockchain üzerindeki bu varlıklarda bunları yerinden etmek için buradalar. Çok iyi bir coin seçebilirsiniz. Çok başarılı olabilir. Ama gerçek dünyadaki piyasa değeri birkaç milyon dolardır veya bir iki milyar dolardır gelebileceği büyüklük bellidir. Başarılı olsa bile size çok büyük paralar kazandırılmaz. O yüzden ne dedik merkeziyetsiz borsa, defi sektörü, tüm bankacılığı yeniden etmeye çalışıyorlar. Türevler aynı şekilde geleneksel finanstaki türevlerin yerini almaya çalışıyorlar ve başarılı olurlarsa devasa olacaklar. Hisseler yatırım yaparken de öyle. Başarılı olacak bir şirket bulabilirsiniz ama o şirket başarılı olsa bile bir yerde bir mağazası tutar veya maksimum büyüklüğü birkaç milyonluk olur. Yine çok kazandırmaz. Sizin yapmanız gereken sadece başarılı olacak şirketi bulmak değil. Başarılı olacak ve devasa olacak. Yani scalable, ölçeklenebilir bir sonraki Google'ı, Amazon'u, Tesla'yı bulmak. Tesla'nın potansiyel müşterisi 5000, bin, 10 bin, değil. Belki de milyarlar. İşte kriptolarda da aynı strateji olmalı. Merkeziyetsizlik olsun, düşük işlem ücretleri olsun, manipülasyon olsun. Bu sektör şimdiden gayet iyi işler çıkarıyor. Burada benim bir sepetim var. Synthetix şu ana kadar en başarılı olanı ve bir süredir burada ama ne olacağı belli olmaz. DIDX ve UMA'da güzel projeler. Gelelim CoinMarketCap'e aşağı doğru inelim. Şimdi dijital kimlik projeleri var ve bunlar da kripto türevlerindeki gibi büyük bir rekabet yok. ENS şu an tekelleşti. Bu dijital kimlik sektörü ve hatta proje bazında ENS de Vitalik Batırı'nın favorilerinden biri. ENS'ye gelelim. Hatta Vitalik'in bloguna götüreyim sizi. Ne yazmış? İnsanlık kanıtı kullanıcıların benzersiz insanlar olduklarını kanıtlamalarını sağlar. Aslında bu çok önemli. Eğitim kursu, bir etkinliğe mi katıldın, belirli bir kişiyle mi tanıştın veya sosyal medyada kimliğini ispat etmek istiyorsun, gerçek insan olduğunu ispat etmek istiyorsun, spam değilsin, fake hesap değilsin ama bunu belki de kimliğini ortaya çıkarmadan yapmak istiyorsun. Gizliliğe önem vererek gerçek insan olduğunu kanıtlayabilirsin. Mesela benim videonun yorumlarında da görüyorsunuzdur. Herkesin altına yazıyorlar. Bana mesaj gönder. Yukarıda numarası var. Bana 100 dolara, tane 200 dolar olarak geri vereyim. Ve YouTube bile bunu engelleyemiyor. İşte blockchain bunları çözebilir. Blockchain'de dijital kimlik sektöründe de büyük adımlar atılıyor bununla ilgili. ENS bunu çözüyor. İşte her videoda size anlatmaya çalışıyorum. Neden blockchain'in dünyayı olumlu olarak değiştireceğini. Çok kısa soranlar için çünkü daha önceden de bu coinlerden bahsetmiştim. Ocean protokol hedefleri çok büyük ve takip ediyorum IP esasında da inşa etmeye çalışıyorlar. Bu büyük hedefleri gerçekleştirebilirler mi? Hiçbir şirket için bunu bilemeyiz. Facebook'un ilk 2 yılında da bilemezdin. Ama vizyonları güzel inşa etmeye devam ediyorlar. Belki aynı anda birden fazla şeye odaklanmaları negatif olabilir. Ama beğeniyorum. Aynı şekilde Kartezi de bir süredir bahsetmiyorum. Kartezi ilk defa duyanlar için Linux kullanarak merkeziyetsiz uygulamaları yapmak için bir altyapı. Yani blockchain işletim sistemi, blockchain'in Windows'u diye düşünebilirsiniz. Kartezi'yi de hala beğeniyorum. Bunlar dışında Bitcoin'den bahsetmedim. Çünkü uzun süredir dolar maliyet ortalaması yaptığım için Bitcoin portföyümde birikti. Kaç yıl önce aldığım var. Artık portföyde de Bitcoin'e elbette her zaman yer vereceğim. Ama büyük yüzdeyle yer vermek istemiyorum. Sevmediğimden değil getiri potansiyeli 3-4x. Bu 3-4x geleneksel varlıklarda, hisselerde falan böyle bir şey yok. Hayal gibi. Ama altcoin'lerde fırsatlar daha fazla ve dediğim gibi zaten bitcoin'im var. Ethereum toplamaya devam ediyorum. Çünkü arz şoku gelebilir. Size on-chain verileri gösterdim. Son durumu anlattım. Deli gibi kullanılıyor. 700 bin validator var. Ve bu yüzden yeni çıkan projeler hep Ethereum'u tercih ediyorlar. Çünkü uzun vadeli düşünmek zorundalar. Biz belki ofis tutacağız, yazılıma bir sürü yatırım yapacağız, işe insanlar alacağız, bir girişim kuruyoruz ve üzerinde olacağımız blockchain'in de 10-20 yıl sonra burada olması lazım diye düşünüyorlar. Bu yüzden projelerin çoğu Ethereum'u tercih ediyor. Türevlerde hiç çok büyük olmuş üst sıralarda herhangi bir coin yok bu yüzden getiri potansiyeli oldukça fazla. Yapay zeka çok söylüyorsunuz daha önce dediğim gibi. Bundan 5 ay önceki attığım tweet gibi yapay zeka dünyayı değiştirecek. Ama illa tıpkı internet ve benzeri teknolojiler gibi düşünün yapay zekaya özel coin olmasına gerek yok. Bir hype yaratılıyor. Projelerde yapay zeka ismini kullanarak insanların ceplerinden paralarını almaya çalışıyorlar. Herhangi bir projeye yazılım veya benzeri teknolojileri kullandığı gibi yapay zeka kullanabilir. Yapay zekaya entegre olabilir. Şu ana kadar herhangi bir yapay zeka coin'i paylaşmadım. Ki zaten çoğu hype yaşanılan yapay zeka coin'i felaket çöktüler. Tıpkı şaka coin'lerindeki gibi. Sadece ekip ve etrafındaki birkaç kişi kazandı. <laughs> Mesela şöyle düşünün. İnternetin ilk temelini atanlar. Band genişliği, DNS gibi... Şimdi tüm şirketlerin, tüm insanların kullandığı şeylerin temellerini atanlar en zenginler değildi. Yani insanlar olaya yanlış yönden bakıyor. Bu arada çok güzel projeler var. Bu anlattıklarım tek iyi projeler demek değil. Bu videoyu yaparken genelde riski oldukça minimize ederek getiri potansiyeli en yüksek coinleri paylaştım. Fark ettiyseniz Ethereum bir akıllı sözleşme kripto parası olarak para basıyor. Bu yüzden deflasyonist, merkeziyetsiz borsalar ve DeFi platformları aynı şekilde para basıyor. Milyarlık hacimlere ulaşmış durumdalar. Nasıl kazanıyorlar? İşlem ücretlerinden, staking getirilerinden. Aynı şekilde kripto türevlerinde herhangi bir sentetik varlık oluşturabilmeniz için o projenin kendi tokenını alıp kilitlemeniz lazım teminat olarak. Mesela Synthetix projesinin günde 100 bin dolar veya daha fazla bile kar ettiği oluyor. Şu an kriptolarda Akıllı yatırım yapanlar için kolay para var. Benim bugünün kanalacaklarım bu kadardı. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk öğrenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanda gizli butonuna tıklayıp bildirimleri açın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.